İza reka'a ehadüküm, sizden biriniz rükû yaptığı zaman namazda, ayaktayken, eğildiği zaman, şöyle rükû yaptığı zaman, felyada yedehu, elini koysun, ala rükbeteyhi, iki dizi üzerine. Tabi iki elini iki dizi üzerine koyacak demek bu. Sümme yenküsü hatta yetme inne küllü azmin fi mefasılihi. Her eklemindeki her kemik sükunete erinceye kadar o vaziyette dursun. Yani rahat bir vaziyette rükûde dursun. Ve sümme sebbaha selase merratin. Üç defa tesbih eylesin. Rükûda Sübhane Rabbiyel Azim deniliyor. Secdede Sübhane Rabbiyel Âlâ deniliyor. Sübhane Rabbiyel Azim tesbihi Kur'an-ı Kerim'den Fesebbih Bismi Rabbikel Azim ayeti kerimesinden hatıra ve yadigar ve o yapılsın diye emredilmiş hadis-i şerifle Sübhane Rabbiyel Âlâ tesbihiyle Sebbihisme Rabbikel Âlâ ayeti kerimesinden Peygamber Efendimiz tarafından emredilmiş Kur'an-ı Kerim'de olan emirler namazda böylece hayata uygulamaya konulmuş oluyor. Demek ki tesbih edecek, yani Subhane Rabbiyel Azim, Subhane Rabbiyel Azim, Subhane Rabbiyel Azim diyecek. 3 veya 5 veya 7 tek olarak, ama burada 3 diyor. Efendim 3 dediğini belirtelim. 3 defa böyle tesbih etsin. Fe innehu, çünkü yusebbihu lillahi min cesedihi, onun vücudunda selasetün ve selasune ve selasümmi eti azmin, 333 kemik ve selasetün ve selasune ve selasümmi eti etkin ve 333 damar Allah için böylece secde eder, tesbih eder. Yani rükiye varıp da 3 defa tesbih dediği zaman, tesbih ettiği zaman, Sübhane Rabbiyel Azim dediği zaman, 333 kemiği, 333 damarı vücudunda Allah'a tesbih etmiş olur. 3 tanecik söylüyoruz ama hepsi tesbih etmiş olur. Ve izâ secde, şimdi mutmain oluncaya kadar, yani sükûne erinceye kadar demek, yani Allahu Ekber dedi, rükûya vardı mı, sakin bir şekilde duracak, bekleyecek ve öyle bu şeyi, üç tesbihi söyleyecek. Semi Allahu limen hamide dediği zaman sakin bir şekilde duracak, bekleyecek. Rabbena ve lekel hamd diyecek. Secdeye vardığı zaman, herhangi bir işi yaptığı zaman duracak yani. Bir ara bir duracak. Şimdi durmaz da devam ederse emre aykırı oluyor ve namazın tadili yapılmamış oluyor. Erkanına tadil, hakkını vermek, adaletli hareket etmek olmamış oluyor. Duracak. Demek ki bir kimse Allahu Ekber, Semallahu Aleyhi ve Sellem, Rabbena ve Lekel Hamd, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah peş peşe yaparsa Efendimizin emrine, tavsiyesine, takvaya, efendim namazın tadili erkan ile kılınması emrine aykırı hareket etmiş olur. Duracak yani. Sükunet bulacak. Hareket birbirine bağlanmayacak, bir duruş olacak, bir poz, bir bekleme, bir donma durumu olacak. Bunları yapacak, ondan sonra ötekisine geçecek. Onları yapacak, ondan sonra ötekisine geçecek ama hepsi sakin, vakur, durmalı, dinlenmeli. Hatta yetme inne diyor. Yani itminan buluncaya kadar, sükûne erinceye kadar. Acele yok yani. Secdede de 3 defa tesbih edince, yani biliyoruz ki Sübhane Rabbiyel Âlâ deniliyor. Vücudunda gene aynı şekilde bütün öyle tesbih etmiş olur. Yani 333 kemik, 333 damar Allah'ı tesbih etmiş olur diyor. Şimdi az söze ve az işe çok mükafat vermek Allah-u Teala Hazretlerinin lütfundan ve keremindendir.
azımızı çoğumuza sayıyor. Hatta şairin birisi buyurmuş ki, rahmeteş ra beha nemicuyet. Belki uğra behane micuyet. Güzel bir şiirdir bu. Farsça bir sözdür. Allah rahmetine baha, bedel, ücret talep etmiyor. Belki rahmetine bahane talep ediyor. Bahane arıyor. Bir bahaneden rahmetini veriyor. Yoksa zaten ücretini, bahasını ödemek kimsenin gücü yetmez. Baha istemiyor, bahane ediyor bazı şeyleri. Kulum secde etti, hadi rahmetime erdireyim. Şu rahmetinin bahasını ödeyemeyiz nasıl olsa. Kulum Allahu Ekber dedi, hadi şu kadar sevabı vereyim. Yani bahane ediyor. Kulum bir gün oruç tuttu, hadi şöyle yapayım. Yani az bir işe çok çok büyük lütuflar, çok çok büyük ikramlar. Bir kez Allah dese aşk ile lisan, dökülür cümle günah misli hazan. Bir kere Allah deyince günahlar dökülüyor. Bir estağfurullah deyince efendim affolunuyor. La ilahe illallah diyen halis muhlis olarak cennete giriyor. Yoksa o cennete kim bir karış toprağını alabilir? Kim bir küçük taşının parçasının, kim kokusunun bedelini ödeyebilir? 500 yıllık mesafeden kokusu duyulurmuş böyle. Güzel cennet kokusu burunlara gelirmiş. Kokusunun bedelini bile koklama insanlar canlarını verirler. Bir koklayabilsem, bir kokusunu koklayabilsem diye. Yani bedelini, bahasını ödemeye imkan yoktur. Nasıl oluyor? Allah baha istemiyor, rahmetini bahaneler bulup veriyor. Bahane ediyor. Hani biz deriz ya, falancadan filanca adama kızıyor da falanca işi bahane etti, patakladı diyoruz mesela. Aslında pataklayacak bir şey yok ama hır çıkarttı küçücük bir şeyden, bahane etti, patakladı diyoruz. Bahane etmek. Yani aslında biz Allah'ın rahmetine layık değiliz ama, hak etmiş değiliz ama, karşılığını ödemiş değiliz ama rahmetine bahane ediyor, o da lütfunu veriyor. Lütfunun çokluğunda. Hamdolsun, şükür olsun Rabbimizin ekremül ekreminliğinden. Bunu bilelim, içimiz şükür dolsun diye söylüyorum bunu. Yoksa onun dergahına layık bir ameli kimse yapamaz. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurdu ki, Sübhaneke ma abednake hakka ibadetike ya mabud. Seni tesbih ederim ya Rabbi, sana layık ibadeti yapamadık. Yapamaz, kimse yapamaz. Yani bütün ömrünü ibadetle geçirse bile bir şeyi ödeyemez. Bütün tahsil boyu talebe 8 sene, 10 sene, 12 sene çalışıyor. Niçin? Memur olacak diye. Memur olunca bedava para mı veriyorlar? Gene çalışacak da ondan sonra. Sırf memur olabilmesi için, diploma almak için 12 sene, 14 sene çalışıyor. Efendim emekliliği almak için 25 sene, 30 sene çalışıyor filan. Yani ne kadar zor aslında menfaat sağlamak ve birçok kimse de menfaat sağlayamıyor da geçim sıkıntısı çekiyor. Kimisi aç kalıyor, kimisi açık kalıyor, kimisi yoksul kalıyor. Yani çalıştığı halde yetmiyor. Çoluk çocuğu çok oluyor, sıkıntı çekebiliyor yani. Bunları neden söylüyorum? Allah'ın rahmetinin bedavalığını bilip şükür dolalım diye. Şükrümüz artsın diye. Yoksa neyine layıkız yani? Yani bizim Allah'ın yanında makbul neyimiz var ki bu kadar nimetleri Allah bize veriyor? Kendi lütfundan veriyor. Kendi cömertliğinden, kendi kereminden, kendi rahmetinin enginliğinden veriyor. Kul isyan ediyor, isyan ediyor, isyan ediyor. İsyan ettiği halde rahmetini kesmiyor. Lütfunu yiyeceğini, içeceğini kesmiyor. Ancak bazı şartlarla tabii bazen de kesilir. Hiç kesmiyor manasına değil de, yani hiç cezalandırmıyor manasına değil de, rahmeti çok geniş manasına. 12. hadis-i şerif. Onun için insan her vesile ile nimeti anlayacak, Allah'ın kendisine verdiği nimeti, rahmeti anlayacak, şükredecek. Ve emma bi ni'meti rabbike fehaddis. Rabbinin nimetini söyle, zikret, yad et, bildir, duyur. Rahmeti duymak için, rahmete, nimete şükretmek için de rahmeti idrak etmek lazım. Rahmeti idrak etmek için de rahmeti fark etmek lazım. Rahmeti fark etmek için de
o rahmete, o nimete erişmemiş insanlarla mukayese yapmak lazım. Koy bakalım kendini Bosna'daki bir Müslümanın yerine. Bir düşün bakalım onun durumunu. Kaç aydır muhasara altında. Birleşmiş Milletler hain. Efendim düşman zalim. Hava sert. Su yok, içecek yok, yakacak yok, yiyecek yok, can korkusu var. Her aileden kim bilir kaç kişi öldü, kaç kişi yaralı. Izdırap, sıkıntı, dert, korku, bela. Bak bir mukayesede nasıl çıkıyor? Yani burada beş parasız bir insan bile çok şükür ya Rabbi demesi lazım. Teneke kulübede yaşayan insan bile çok şükür ya Rabbi ki yani hanımım çocuğum sırpın eline düşmemiş demesi lazım. Çok şükür ya Rabbi demesi lazım. Elhamdülillah. Hamdolsun. Verdiğin nimetlere şükür olsun. Senin nimet nerede? Çok şükür bu huzur da nimet. Bu sağlık da nimet. Sonra bu İslam en büyük nimet. Müslüman olmuş olmak, mümin olmak bunlar büyük nimet. Mümin olmayan kimsenin ahireti mahvolacak. Dünyada, dünyası isterse saraylarda geçsin. Mümin olmak çok büyük nimet. Bu yeter zaten. Onun için bazıları demişler ki yani ben dünyada ne çekersem çekeyim. Ahiretim kurtulsun da. Bazısı demiş ki Peygamber Efendimiz'in sahabesinden ben ebediyen artık hiç kadınlarla ilgilenmem, evlenmem, zevk sefa peşinde koşmam. Birisi demiş ben bundan sonra ebediyen artık geceleri hiç uyumam. Sabahlara kadar ibadet ederim. Birisi demiş ben bundan sonra her gün oruç tutarım, hiç yemek yemem filan. Yani çünkü ahireti düşünen insan dünyanın musibetlerine aldırmaz. 40 paralık bir şey, 2 paralık dünya. Efendim bir göz yumup açıncaya kadar geçecek ömür filan der, aldırmaz, ahirete rağbet eder. Ama Allah gene Celle Celaluhu böyle yapın da demiyor. Benim istediğim gibi yaşayın da gene nimetlerden de istifade edin diyor. Yani dünyada hiç nimetten istifade etmeyin, hiç nimet peşinde koşmayın da demiyor. Helaller helal çizgi içinde, şeriatin müsaade ettiği çizgi içinde nimetlerimi yiyin kullarım. İstifade edin kullarım. Rahat edin kullarım. Lütfuma erin kullarım diye lütufunu da her zaman görüyoruz. Yani hayatımız boyu lütuflar, kahırlar, gelir gider cetveli gibi bir muhasebesi yapılıp toplansa ömrümüz lütufla geçiyor. Bütün ömrümüz sıhhatli, bir hafta hasta olmuşsun. Ne olacak? İki gün dişin ağrımış. Ne olacak? Yani o az bir şey. Esas itibariyle ömrü nimetlerle geçiyor insanların. Bunları bilmek lazım ve her nimete şükretmek lazım. Çok şükür ya Rabbi demek lazım. Allah şükreden kulları, nimeti anlayıp da nimeti verene minnettarlık duyan kulları Allah seviyor. Nankörleri sevmiyor. Nimetin kıymetini bilmeyeni sevmiyor. Nimetin kadrini kıymetini bilmeyen insan sanki Cenab-ı Hakk'ın dergahına ben bu nimeti istemiyorum, al bunu benden ya Rabbi demiş gibi olur. Haris-i muhasebe öyle diyor. Nimete şükretmeyen insan sanki dergah-ı izzete dilekçe vermiş de al bu nimeti ben bunu istemiyorum demiş olur. Şükrünü bilecek, eda edecek. Şükrünü eda etmezse nimet kaçar elden. İslam'ın iki büyük işi var. Çok önemli. Birisi şükür. Nimetlere, izzetlere, ikramlara, ihsanlara şükür. Ötekisi sabır. Hastalıklara, üzüntülere, musibetlere, dertlere, belalara sabır. Sabır, şükür. Sabır, şükür. Böyle tıkır 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 insan işte bu hayatı geçirecek. Sabırdan da sevap alır, şükürden de sevap alır. Musibet gelir, sabreder, sevap alır. Nimet gelir, şükreder, sevap alır. Yani şuna benzetiyorum. Akıllı Avrupalılar Medcezir olayları oluyor. Deniz kenarına büyük havuzlar yapmışlar. Havuzların ağzını dar yapmışlar. Makineleri koymuşlar oraya. Deniz yükseldiği zaman denizin koca deryanın suyu o büyük havuza akıyor da akıyor. Şaldırda şaldır, şaldırda şaldır, şaldırda şaldır, şaldırda şaldır. Efendim türbinleri döndürüyor, elektrik elde ediyorlar. Deniz geri çekildiği zaman bu sefer havuza birikmiş olan geriye şaldır şuldur akıyor. Bu sefer gene elektrik
elde ediyor. Yani med halinde de, cezir halinde de, su havuza dolarken de, su havuzdan boşalırken de elektrik hasıl oluyor. Kurnaz. Çare bulmuşlar yani. Deniz bir yükseliyor, bir alçalıyor, bir yükseliyor, bir alçalıyor. Efendim, oradan med cezirden elektrik istihsal ediyorlarmış. Şeyin de Allah'ın nimeti bir geliyor, bir gidiyor. Nimet gelince şükür, efendim, nimet gidince sabır. Sabır, şükür, sabır, şükür. İnsan nur dolar. Yani insanın da jeneratörü, efendim, şeyi çalışır, etrafa hem kendisi nur dolar, hem etrafa nur saçar yani. Sabırla, şükürle. Hatırınızda olsun. Diliniz şükürlü olsun, sabırlı olun, şükürlü olun. Allah'tan şükür, nimet isteyin tabi. Efendim, birisi bana dedi ki, Allah sabrını arttırsın hoca. Dedim ki, sabrını arttır demek, Allah belanı versin demek. Neden dedi, şaşırdı böyle. Çünkü dedim, bir bela, musibet gelecek ki ben de sabredeceğim, dişimi sıkacağım. Sabır o. Yani sen şükrünü artır de nimet vermek manasına gelsin. Hakikaten de birisi gelmiş, çok hastalanmış, Peygamber Efendimiz ziyaretine gitmiş biliyorsunuz. Birkaç defa söylenildi bu kürsüden. Hasta. O kadar hasta, o kadar erimiş ki hastalıktan, kuş yavrusu gibi kalmış, civciv gibi kalmış adamcağız. Peygamber Efendimiz demiş ki, ya mübarek, sen Allah'a dua etmesini bilmez miydin? Ağzın yok mu, dilin yok mu, Allah'tan sıhhat, afiyet isteseydin ya, yani dua etmesini bilmiyor muydun? Dua ederse verir Allah, nimet de verir, sıhhat de verir. Dua etmesini bilmiyor muydun ya mübarek? Demiş ki, biliyorum ya Resulallah, bilmez olur muyum? Ben, ya Rabbi, bana ne vereceksen dünyada ver, musibetleri ahirette rahat edeyim, dedim demiş. Hayır, öyle istemeyin, Allah'tan bir şey isteyince afiyet isteyin buyurmuş Peygamber Efendimiz. Neden? Allah'ın gayb hazineleri sonsuz, yani bitecek diye bir şey yok ki, nimeti iste. Biz hocamıza dua ettik, ya Rabbi bizim ömrümüzden al, hocamızın ömrüne kat. Ya Allah'ın hazinelerinde ömür eksikliği mi var? Yani sana da versin, ona da versin, yani şey mi? Yani böyle bir ince hesaba lüzum yok ki. Sana da ömrü o veriyor zaten, ötekisine de veren o. Yani. 12. hadis-i şerif. İza reka'te fedda keffeyke ala rükbeteyke hatta tetmainne ve iza secette fe emkin cebheteke minel ardı hatta tecide cahmel ard. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan buyurmuş ki, rüküye vardığın zaman, rükü ettiğin zaman namazda ayakta duruyoruz Allah-u Ekber deyip işte Fatiha okuyoruz, Sübhaneke, Fatiha, Sure filan, rüküye varıyoruz ya, yarım eğiliyoruz şöyle, 90 derece olacak yani insan böyle 90 derece yere paralel olacak, belden yukarısı, öbür tarafı dik olacak, aşağı yukarı 90 derece olacak, kambur olmayacak veya böyle şey olmayacak. Kadınlar çok eğilmez. Kadınlar çok eğilme mecburiyeti yok, erkek tam eğilecek. Tamam, iki dizine, diz kapağına yani, iki elini koy, iki avucunu koy, hatta teatma inne, sükûne erinceye kadar, yani böyle hareket halinde değil, dur yani, öyle koy. Ve izâ secette fe emkin cephedeke minel ard. Secdeye vardığın zaman da, yerin sertliğini duyacak gibi başını yere koy. Bunlar şeyle ilgili tabi. Yani bu hadisi şerifler hepsi birleşiyor. Namaz nasıl güzel kılınacak? Başka hadisler birikiyor. Oruç nasıl güzel tutulacak? Başka hadisi şerifler birikiyor. Hac nasıl güzel yapılacak? Onlar çıkıyor diye. Bunlar şey, bu işin malzemesi, maddesi. Yani bu tuğla ne işe yarar? Evladım, bu tuğlalar üst üste konulur, yan yana konulur, duvar yapılır, ev olur. İşte bunlar da dinimizin, ibadetlerinin malzemesi yani. Secdeyi nasıl yapacağız? Rüküyü nasıl yapacağız? Neler okuyacağız? Nasıl okuyacağız? Bunları Peygamber Efendimiz hepsini tarif etmiş. Onun için Allah bu hadisleri toplayanlardan, bu fakihlerimizden, bu müçtehitlerimizden, bu din alimlerimizden razı olsun. Bunları toplamışlar, bize hazır malzeme, mamul mal, biçilmiş kaftan olarak
getirmişler. Biz de elimize giyi veriyoruz. Gayet güzel konfeksiyon, hazır, çok da yakıştı. Elhamdülillah ibadetlerimizi yapıyoruz. Bunlar olmasaydı nasıl ibadet edeceğim Rabbime? Ne gibi hareketler yapmam lazım Allah'ın huzuruna çıktığım zaman? Rabbül Alemin'in huzuruna vardığım zaman neler söylemem lazım? Hiçbir şey bilemezdik yani. Rabbimiz bize lütfundan, kereminden, dergah-ı izzetinin, serayı uluhiyetinin merasimini öğretiyor. Yani kulum benim huzuruma böyle gelirsin, şöyle söylersin diyor. Eh bir de bir insan biraz Arapça öğrenmeli değil mi yani, neler söylediğini bilmek. Ağzından çıkanı akletmesi, şuur etmesi için Arapça bilmek lazım değil mi? Acaba ben ne diyorum Rabbimin huzuruna gittiğim zaman? Vallahi bilmem, anamdan babamdan bir şey öğrettiler bana. Küçükken iyi ki öğrenmişim. Manasını da bilmem, doğru mu okuyorum, yanlış mı okuyorum, onun da farkında değilim. Pıs pıs pıs, tıs 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 bir şeyler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah, esselamu aleyküm ve rahmetullah diyorum mu demek iyi? Yoksa Allahu Ekber deyince ürpermek, titremek mi? Elhamdülillahi Rabbil Alemin deyince manasını anlamak mı? Dua edince, amin deyince neye amin dediğini bilmek mi? Rükuda ne manaya geldiğini, bu hareketinin ve bu sözlerinin ne olduğunu bilmek mi iyi? Görüyorsunuz ki muhterem kardeşlerim, çoğumuz bunları bilmiyoruzdur. Değil mi? Çoğumuz bilmiyoruzdur bunları. Kaç yaşındayız? Yeni mi Müslüman olduk? Dün mü kelime-i şehadet getirdik de İslam'a geldik? Hayır. Yaşlıyız, aksakallıyız efendim. Uzun yıllar İslam'da yaşadık. Bu biraz gayretsizlik değil mi? Ayıp olmuyor mu birazcık? Yani ben nezaketimden birazcık söylüyorum da, çok ayıp olmuyor mu? Çok ayıp oluyor aslında. Yani hem Rabbinin kulu olacaksın, hem ona teslim olacaksın, hem ben Müslümanım diyeceksin, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyeceksin, hem de namazdan haberin olmayacak, duadan haberin olmayacak, Kur'an'dan haberin olmayacak, böyle gelir, böyle gider, efendim, gafil gelip gafil mi gideceğiz? Bu gazetelere hatmetmemiz lazım. Bu mecmualarımı devirmemiz lazım. Efendim, yoksa Allah'ın yolunu mu öğrenmemiz lazım? Allah'a ibadetimizi mi öğrenmemiz lazım? Ne manaya geldiğini mi anlamamız lazım? İngilizce, Fransızca, Almanca mı lazım? Arapça mı lazım? Görülüyor ki ümmeti Muhammed daha Allah'ın huzurunda yaptığı, her gün yaptığı İbadetten sınıfta kalacak durumda. Böyle bir ümmet, yani bir namaz gibi her gün 5 defa yapılan ve çok önemli olan, dinin direği olan ve ahirette ilk sorgunun, sualin açılacağı konu olan namazda ümmeti Muhammed sınıfta kalınca nasıl bir tembel, yani asrımızın ümmeti Muhammed nasıl bir tembel ümmeti Muhammed'miş, nasıl haylazmış, nasıl sıfır üstüne sıfır, sıfır üstüne sıfır alıyormuş dinden, oradan olunca ha anlaşıldı, tamam. Bosna'da, Hersek'te, Ermenistan'da, orada, burada Müslümanların neden bu sıkıntılar çektiği anlaşılıyor mu? Anlaşılıyor. Neden anlaşılıyor? Bosna'daki Müslüman da senin gibi. Onun da bir şeyden haberi yok. O da karısını dövüyordu. Ne diye örtünüyorsun, biraz açık gezip süslenip gelsene diye. Bak şimdi, neler geldi başına? O da cahil, sen de cahilsin. Öteki memleketteki de cahil, beriki memleketteki cahil. Dini vazifelerini bilmiyor, Kur'an'ın emrini bilmiyor, Allah'ın yolunu bilmiyor. Ve öyle bir alışkanlık haline gelmiş ki, otomatiğe bağlamış İslam'ı. Arka tarafta vitesi takmış, kolu çevirmiş, şalteri indirmiş. İslam arkada çalışıyor, beyzadem dünya işiyle meşgul. Efendim, ticaretiyle, zevkiyle, sefasıyla, televizyonuyla. Televizyonda bir boks maçı olsa kaçırmaz. Efendim, Süleyman oğlu muydu? Naim Süleyman oğlu. Ben şeydeydim, köydeydim. Kıyamet kopuyor sandım evde. Aşağıdan, çarşıdan, pazardan bir gürültü koptu. Eyvah dedim, harp mi çıktı, ne oldu dedim. Çok olağanüstü bir olay. Köy yerinden oynuyor böyle, yazın. Telaşlandım. Sonradan anlaşıldı ki Naim Süleymanoğlu 180 bilmem kaç kilo kaldırmış. Ne olacak yani bu? Yani o kadar kaldırdı, bu kadar indirdi.
yer yerinden oynuyor Naim Süleymanoğlu için. Kaldırdığı kilodan dolayı olimpiyat şampiyonu olmuş, 3 tane altın madalya almış bilmem ne filan. Yer yerinden oynuyor. Asıl mühim şeylerde Müslümanların hiçbir şeyden haberi yok. Hiçbir şeyden haberi yok. Müslüman kardeşlerine şimdi yardım ediyor. İyi ama ölen öldü, ölen geri geliyor mu? Ölen geri gelmiyor. Senin bu paraların, ya herifler açık göz kurnaz. Ötekisinin 20 kuruşa aldığı kurşunu sana 3 marka satıyor. Ticaretini yapıyor. Hem öldürüyor hem paranı alıyor. Hırvatı da öyle, Sırpı da öyle. Otomobille birileri gitmiş oraya yardım yapma. Sırplar değil, Hırvatlar. Otomobili çevirmişler. 200 bin markı varmış oradaki mücahitlere götürecekleri. O paraları almışlar, arabayı da almışlar. 3 günde bunları hapse atmışlar. Paralar da gitti, hapiste oldular. E ne oldu? Ya bunun bir usulü erkanı yok mu yani? Böyle bir başka genç de cebine sokmuş 15 bin mark, 14 bin mark, neyse rakamını tam iyi hatırlayamıyorum. Onu da Sırp, Hırvat askerleri, güya yani Müslümanlarla beraber olan, müttefik olan, onları yakalamışlar, dövmüşler, parayı almışlar. Tamam, çünkü adamlar şey, zaten bu işler olmadan önce Almanya'dan bir araba gelirken bir kaza yaptı mı Yugoslavya'da, yağmalanıyordu. Yani adam can derdinde cebinden paralar, parmağından yüzükler, efendim kolundan bilezikler hepsi gidiyordu zaten. Adamlar haydut, eşkıya, hırsız, arsız, yüzsüz, insafsız. Neden? Mümin değil hocam. Kısaca söyle. Mümin olmadı mı? İnsan insan olmaz ki. Belhum edal ulaike kel enami. Belhum edal. Onlar hayvanlar gibidir. Hayvanlardan daha da sapıktır. Daha da şaşkındır. Daha da sapıtmıştır. Hayvanın bile bir hayvanlığında bir asaleti vardır. Atı seversin, kuzuyu seversin ama bu domuzdan beter bu. İslam olmadı mı bir şey olmuyor. Böyle Allah'ın düşmanı, aduvvallah, adaullah, Allah'ın düşmanı olan bu nursuz insanları Allah Müslümanların başına niye musallat etti? Biraz düşünmek lazım değil mi? Vekâne hakkan aleyna nasrul müminin. Biz Müslümanları kurtarırız, biz Müslümanlara yardım ederiz. Müslümanlara yardım etmek bizim için haktır, vecibedir. Biz azimüşşan kullarımızı yardımsız bırakmayız, sonunda kurtarırız buyuruyor ayet-i kerimelerde. Niye onlara yardım etmemiş Allah? Ben bunu acı acı düşünüyorum. Neden? İşte bu sefil perişan manzaradan dolayı. Müslüman ama nasıl Müslüman? Müslümanlıktan habersiz Müslüman. Cahil ve gafil ve günahkar ve asi ve mücrim ve yaptığı işlerden dolayı Allah'ın gazabına mustahak olma durumuna düşmüş Müslüman. Beyefendi evlenecek kız arıyor. Kız başörtülü. Yok diyor, ben böyle tam başörtülü istemem. Nasıl olacak? Açılmalıymış. Dilenciye hıyar vermişler, eri diye beğenmemiş. Açılmalıymış. Sonra da Müslümanlığı kimseye bırakmıyor. Yani tepeden tırnağa Müslümanlığa söven insanlara vay kafir var diyorsun. Yok diyor, ben senden iyi Müslümanım diyor. Bu ne biçim Müslümanım? Yani ne biçim şey? Acayip. Adam Allah'ı inkar ediyor. Benim inancım daha kuvvetli, daha iyi senden diyor. Sen yanlış anlıyorsun. Küfre düşüyor. Fakih bir kardeşimiz var. İlerici bir kimseden bahsedildi sabahleyin de isim vermiyorum. Böyle bir mecmuada yazı yazmış da okumuş. Vallahül azim demiş, bu kafir oldu demiş bu sözleriyle. İlericiyim derken kafir oluyor. O kadar ileriye gidiyor ki uçurumdan aşağı yuvarlanıyor cehennem. Çünkü benim aklım şuna ermez, benim aklım buna ermez, ben bunu böyle yaparım, şunun şöyle olması lazımdır diye Allah'ın haram kıldığı bir şeyi helal sayarsa, helal kıldığı bir şey olmaz derse, o zaman kafir olur insan. Yani Allah'ın karşısına çıkmış, inkar etmiş olur, Allah'la harp eden insan durumuna gelmiş oluyor. Bu 2 kere 2, 4. Allah şunu yapın diyecek, birisi de çıkacak yapmayın diyecek. Geçen gün bir polisle konuştum, üniversitede hakimiyet Allah'ındır yazmış gençlerin birisi. Mücadeleler oluyor ya, gençlerin bir grubu hakimiyet Allah'ındır diye yazmış, polisler gelmişler. Elleri varmamış indirme. Ama tabii hakimiyet Allah'ındır. Levhayı nasıl indirsinler? Rektör diyormuş ki ama işte taraf birlik oluyor, öbür taraf fışkırtma oluyor. Ama demişler hocam, yani hakimiyet Allah'ın değil mi?
Yani aferin, Allah adetlerini artırsın. Amin. Amin. Tabi bu sözlerin altından ne çıkıyor muhterem kardeşlerim? Evet, tabi eve ekmek lazım, su lazım, belediyeye vergi lazım, paralar, su parası, elektrik parası, bilmem ne parası, tanzifat, tamirat, bilmem ne parası vesaire, vergiler vesaire. Ama hadi onlar için çalışıyorsun ama ne gazete okuyacaksın, ne mecmua okuyacaksın, ne radyo dinleyeceksin, ne televizyona bakacaksın, ne misafirliğe gideceksin, ne başka mala yani boş işle uğraşacaksın. Önce hemen dinini öğreneceksin, başka çare yok. Öncelikle, derhal. Hani gelse birisi sana bir araba hediye etse, al sana bedavadan araba veriyorum. Ya ben parasını vermedim, bu arabayı nereden alıyorum? İşte biz bu mağazanın kapısından giren 100 bininci insana bir araba vermeyi konuşmuştuk. Sen de 100 bininci insan olarak araba ayağını attın. Hemen gazeteciler bu tarafta flaşlar çat 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 resimlerini çektiler filan. İşte sen 100 bininci müşterisisin bu kapıdan geçen. Al sana bir araba. E benim ehliyetim yok. Ehliyetim yok. Araba kullanmasını bilmiyorum. Ne yaparsın? Hemen gidersin hevesle bir hafta 10 gün içinde efendim bir şoförlük öğrenmek kursuna gidersin, bir kitap alırsın, çalışırsın. Bir ay içinde neyse bir ehliyet alırsın. Arabam oldu artık, ben de araba kullanacağım dersin. E Müslümansın, cennetin yolunda gideceksin. Allah'ın dinini öğrenmek lazım. Her şeyden önemli. Yani tabi gazetenin İslami olanını, haberin önemlisini almak lazım. Radyonun, televizyonun İslamisi varsa kurmak lazım, dinlemek lazım. O da öğretmek için gene zaten çalışmalı. Yani tabi biz ahaliye yükleniyoruz. Biraz da insaflı olalım, yöneticilere yüklenelim. Millet bu kadar dinden, imandan habersiz. Sen bu radyoda, televizyonda şarkı mı okutturuyorsun? Yakışır mı sana? Milletin reyiyle geçmişsin başa, bu kadar zamanları bu millete israf ettirmekten vicdanın sızlamıyor mu? Mümin misin, kafir misin? Yok ben de mümindim, benim dedem hocaydı, bilmem ne, efendim vaizdi, bilmem ne. E bu halk işte İslam'ı bilmiyor. Hani yaygın eğitim? Sen buna şarkıcı kadını yarı beline kadar çıplak çıkarttığın zaman aklı fırttırıp gidiyor. Nefsi kabarıyor, günaha giriyor. Sen bunu günaha sokarken senin de kulaklarının arkasından boynuzların büyümeye başlıyor. Sen de kötü bir şeye alet oluyorsun. Yapılır mı bu? İyi bir şey yapsana. Yani bu kadar televizyon kanalı var, kanalizasyon kanalı gibi. Allah'ın kulları perişan. Allah'ın kullarının dini, imanı öğrenmeye ihtiyacı var. Vakit kıymetli, ömür aziz, bir saniyesinin bile boş geçmemesi lazım. Her şey boş. Gazetelerde 3 sayfa, 4 sayfa spor sayfası. Ya yerin dibine bassın bu topu, sporu bilmem nesi. O, adam birisi gelmiş bakmış ki 22 kişi koşturuyor sahada. Niye koşturuyor bunlar demiş, işte top peşinde. Ben 22 tane top alayım koşturmasınlar demiş. Yani 22 kişi top oynuyor. 22 bin kişi betonun üstünde oturuyor, Basur illetine tutuluyor. Hasta oluyor. Yani şimdi bunun sporu, memlekete sağlığına faydası nerede? Hepsi Basur illeti oldu. Efendim, hepsi ishal oldu. Hepsinin midesine ülser, gastrit bilmem ne saplandı. Efendim, falanca yerine falanca arıza geldi. Ayakları romatizma oldu. Adam deli, divane. Sporunun rengini giymiş. Kazaklar, külahlar, bilmem neler filan, bilmem nenin maskotuymuş, filancanın fedaisiymiş. Bakanlık var, Gençlik ve Spor Bakanlığı, milleti delirtmek için. Ya delirtmek için değil de ayıp uyandırmak için çalış biraz da. 22 kişi spor yapacağına, 22 bin kişinin spor yapması için yeşil sahalar yap. Güzel yerler yap. Yani bu şehirleri böyle doldurmuşsun, evler 11 kat, 12 kat, 15 kat, aşağıya güneş görmüyor. Efendim bu insanların hali ne olacak? Geniş sahalar yap, parklar yap, bahçeler yap, havayı temizle, millet 22 bin kişi spor yapsın, 22 kişi koşmak. Yani bu bir kumar gibi bir şey. 22 kişi koşuyor, ötekiler parasını veriyor, milletin parasını almak için bir oyun. Milli sağlık değil ki bu.
milletin sağlığını şey yapmak değil. Yani demek ki yöneticilere de seslenmiş oluyoruz ki buradan milletin vaktini boşa geçirmeyin, milletin ömrünü harcamayın, milletin sağlığıyla oynamayın. Yani millete hizmet edecekseniz, Allah'ın rızasını kazanmak istiyorsanız elinizdeki imkan ve vasıtaları Allah'ın rızasına uygun milletin lehine ve faydasına kullanın. İşin doğrusu bu. Yani bir taraftan halkımıza çatıyoruz. Bizi kimse sevmez herhalde. 9 köyden kovuluruz galiba. Hem size çatıyoruz, hem yukarıya, hem aşağıya bakalım. Allah hepimizi sevsin. Allah sevsin.